Arkadaşlar selam. Küçük Prensim'in de yüzünü çok seviyorum. Şaşkın bir hali var. Ve bu ifadeyi kaybetmek istemiyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Hava biraz serin. Ama gerçekten çok keyifli bir hobi bu. Dolayısıyla şu anki keyfime diyecek yok. Merhaba alalım. Merhabalar, iyi haftalar. Ebru. Ebru. Merhabalar, iyi haftalar herkese. Nurseda. Merhabalar, iyi haftalar. Notlarım hazır. Şimdi sınıfa gidip feedback vereceğim. Bakalım mülakatlarda ve CV'lerinde nasıllarmış. Öncelikle herkese merhaba. Merhabalar. Bu eğitimden dolayı Merdi hocamıza çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhabalar. Merdi hocamızın bize 3 gündür vermiş olduğu kariyer eğitimi için ona çok teşekkür ederiz. Devam edin. Niye vermedin bana? Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte heykel bulacağız. Bir melek heykeli, bir de küçük prens heykeli yapmıştık. Küçük prens heykelim de burada görünmüyor ama şu tarafta. Bunları boyayacağım. Onun öncesinde bir güven sanata gittim. Güven sanattan boya malzemeleri aldım. Önce melek için söyleyeyim. Saçı için şöyle bir klasik altın renkli bir boya aldım. Ten rengi için de şöyle büyük boyda bir ten rengi boya aldım. Kanatlar için de bunun içerisindeki beyazı kullanacağım. Melek heykelinde çok fazla renk kullanmayacağım yani. Bir sarı, beyaz ve ten rengi kullanacağım. Şimdi ona bir başlayacağım. Küçük prens için ise renkleri biraz sonra söylerim. Güven sanatta dolaşmak da ayrı bir keyifti aslında. Bu arada fırçalarım ve sonrasında yapmam gereken verniği de almayı unutmadım. Bu şekilde bir alışveriş yapmak, böyle hobi sanat merkezlerine alışveriş yapmak acayip keyifli. Tabi bu heykelleri bildiğiniz gibi ben yaptım ama orada da polyester hazır yapılmış olan heykelleri alıp boyayabilirsiniz. Tabi onların boyaları bunlardan farklı. Ya da işte herkesin bildiği gibi kutular alıp onları boyayabilirsiniz. Hobilerinize muhakkak zaman ayırın ve gerçekten bunlar için zaman oluşturun isterim. Şimdi birlikte bir boyaya başlayalım. Orta derecede F10 fırçasını tercih ediyorum. Bakalım. Hiçbir bilgim yok. Boya konusunda hiçbir bilgim yok ve her şeyi mükemmel, son derece çok iyi bir şekilde bilmek zorunda da değiliz. Bunun için şöyle bir kap almıştım aslında ya da şunun üzerinde de kullanabiliriz ama buna batırarak da kullanabilirsiniz aslında. Metalik sarıya geçelim istedim. Metalik sarı renginde saçlar için almıştım. Evet, yine buradan da kullanabilirsiniz. Buradan da bir palet de alabilirsiniz ayrıca. Ben dediğim gibi buradan kullanmak durumundayım. Heykelimin saçlarını gerçekten çok beğendim. Şimdi bir de beyazı alıp beyaz renkle kanatlarını boyayacağım. Bu arada kurumasın diye boyaların üstünde kapatıyorum. Şu beyaz rengi geçelim. Beyaz renk bunun en solundaymış. Ona göre aldım. Beyaz renk kanatlar içinde. Bu arada bunları teker teker almanıza gerek yok. Bunları asıl ana renklerden karıştırıp da bulabiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. Zaman ayıramayacağımı düşündüğüm için tek renk olarak ten rengini aldım mesela. Evet, şimdi beyaza geçelim. Normalde üstten açılıyor biliyorsunuz, palete koyabiliyorsunuz ama ben palet almadığım için tekrar söylüyorum. Beyazı şu şekilde kullanacağım. Bu arada fırçamı temizledim ama
ince yerler var aralarda kalan, dokunamıyorum, şöyle göstereyim. Oraları boyayabilmek için de, şu ince yerleri boyayabilmek için ince uçlu fırçalar kullanacağım. Bu şekilde bitti ama ben bir her tarafın boyalı olmasını çok istediğim için altını da boyayacağım. Alt taraf da bitti. Bunu kurumaya alırken, yani tekrar bakarım tabii, diğer heykeli bir önüme alıyorum. Çünkü diğer heykelde de yüz tarafını zaten ten rengiyle boyayacağım ve elleri. Dolayısıyla elimde bu boya varken devam edeyim istiyorum. Küçük prensimin de yüzünü çok seviyorum. Şaşkın bir hali var. Ve bu ifadeyi kaybetmek istemiyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Küçük ince uçlu bir fırça aldım. Bununla metalik renkli olan saçlarını boyayacağım. Metalik sarı yağ. Şunu kapatalım. Bu arada Küçük Prens'in biliyorsunuz üstündeki renkler yeşil. Dolayısıyla yeşil boyayacağım ama siz istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Aynı renk olmasına gerek yok. Kendi hayal dünyanızda onun nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde boyayabilirsiniz. Dolayısıyla özgürsünüz. Kesinlikle sarı olacak, yeşil olacak diye bir kaide yok. Ha, çok güzel oluyor. En çok da bu metalik parlak sarıları sevdim yalnız. Siz boya alacaksanız metalik olmasına bence özen gösterin. Çünkü gerçekten çok güzel parlıyorlar. Saçlarımızı boyadık ve ten rengimizi de tekrar düzelttik. Alt tarafa doğru boyun kısmımızı da düzelttik, boyadık. Şimdi büyük fırçayı aldım tekrar. Şu yeşil olan boyayı alacağım. Bu arada dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Hava biraz serin. Ama gerçekten çok keyifli bir hobi bu. Dolayısıyla şu anki keyfime diyecek yok. Yani Küçük Prensimizi giydirdik şimdi. Atkısını bir boyayalım. Atkısı da güzel bir renk olsun istiyorum. Sırada bayağı doygun bir sarı. Şu sarıyı kullanıyorum. Bayağı doygun bir sarı. Bakalım nasıl bir renk çıkacak. Bu arada renklerin pigmentine hayran oldum. Gayet dolu dolu ve yoğun renkler. İsterseniz suyla açabilirsiniz ama ben yoğun renkleri sevdiğim için sanırım bu şekilde devam edeceğim. Dünya var. Dünyayı da şu mavi rengi kullanarak boyayalım. Boyuyorum. Beyazla bir kırmızıyı karıştırmak istedim. Öyle bir renk elde edeyim istedim. Prens heykelimizin son hali böyle. Bu da melek heykeli. Kurumuştur diye düşünüyorum ama elimde yeni boya olduğu için yine bu şekilde göstereceğim size. Bu da melek heykelimiz. Bu da son derece istediğim gibi oldu. Güzel oldu diye düşünüyorum. Altın renkli saçları da böyle görünüyor. Arada bir bizi ziyaret eden papağanların sesi ve yağmurun eşliğinde çok güzel bir çalışma oldu. Ben de çok keyif aldım.
Bugünü bu şekilde değerlendirmiş olduk. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Günaydın. Bugün birlikteyiz. Gün başlasın. Geldim şimdi öğretmenler odasına, montumu koydum, biraz hazırlanayım çünkü dışarıda yağmur vardı, saçımı başımı dağıldı. Sonrasında da derse gireceğim. Saat 8.38, çok daha gecikmeden hemen girmem de lazım aslında.
paralel alacağım, sonra gireceğim derse. Görüşürüz. Küçük bir mola. Hazırlık olmak için. Aynen. Arkadaşlar çok keyifli bir yere geldik şimdi. Bir mola verdik, Beşiktaş'tayız. Pişi yiyeceğiz, böyle kendisi ödüllendirmek istedik. Çok keyifli bir kariyer ekibi var, anlatamam çalıştığım yerde. Hemen size onların bir sesini duyurayım istiyorum, bir merhabalarını alalım. Ezgi'den bir merhaba alalım. Merhabalar, iyi haftalar. Ebru. Ebru. Merhabalar, iyi haftalar herkese. Ben Nurseda. Nurseda. Merhabalar, iyi haftalar. Böyle güzel ekiple günümün kötü olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Muhteşem bir hafta sizi bekliyor. Devam ediyoruz. Günaydın. Soğuk, yağmurlu bir günden. Günaydın. Sabahın 9'unda derse yetişmeye çalışıyorum. Yine bütün bir günümü sizinle paylaşmaya çalışacağım. Gün başlasın o zaman. Saçlarımı topladım ki rüzgar var, dağılıyor. Okula gidince düzeltiyorum. Biraz böyle makyajımı, saçımı tekrar düzeltiyorum. Öyle başlıyorum güne. Yoksa bayağı kötü bir durumda oluyorum. Bugün simülasyon günü. 15 kişiyle simülasyon yapacağım. Çünkü tek ders var. Sonrasında bayağı bir yoğun gidecek. Şimdi bir kariyer ekibine günaydın diyelim. Günaydın Nurseda. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Süper. Süper. Seni böyle görünce, böyle güler yüzü görünce daha da iyi oluyorum. Şurada da Ezgi'yi görüyorum. Ezgi Hanım var. Ezgi günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Canım sen nasılsın? İyiyim. Bugün... Hazır mıyız? Evet süper. Yoğun bir gün olacak. Aynen. Mülakatlarla dolu. Aynen. O zaman gün başlasın mı? Evet. Artık bence bir an önce başlayalım. Sınıfa gidiyorum. Mülakat simülasyonunu hazırlar mı? Bir bakalım. Şimdi Ebru'cum da gelmiş. Dolayısıyla ona bir günaydın diyelim. Onda bir merhabasını alalım. Ebru günaydın. Nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Şimdi ben sınıfa gidiyorum. Seni de böyle güler tamam, yüzünü göreyim de enerjimi tam böyle toplayayım istedim. Çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen o güzel enerjiyle birlikte biz de full motive işe döneceğiz bugün. Süper. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi dersler. Notlarım hazır. Şimdi sınıfa gidip feedback vereceğim. Bakalım mülakatlarda ve CV'lerinde nasıllarmış. Birlikte göreceğiz. Bu arada karşımda Ezgi de harıl harıl çalışıyor. Ezgi. Hadi sınıfa. Tamam. Hadi birlikte. Hadi. Simülasyon sonrasında feedbackleri verdik. Şimdi buradaki değerli arkadaşım var. Onlardan yorumlarını rica edeceğim. Bakalım nasıl geçiyor dersler.
Ümit Bey, nasıl geçti bu ders? Simülasyon nasıl geçti? Bir yorumda bulunmak ister misin? Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba. Merhabalar. Bu eğitimden dolayı Merdi hocamıza çok teşekkür ederim. Bana çok fazla şey kattı. İK mülakatlarında daha başarılı olacağıma inanıyorum. Çok teşekkürler, hocam. Çok mersi. Yani, Emre Bey. Evet, öncelikle herkese merhabalar. Merdi hocamızın bize 3 gündür vermiş olduğu kariyer eğitimi için ona çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten mersi. Bize çok değerli ve kıymetli şeyler kattığını düşünüyorum. Kariyer mülakatları üzerine çok değerli ve beden dili olsun, karşıdaki kişinin, İK'daki kişinin gözünün içerisine bakarak mülakatı geçireceğimizi, örneğin neler konuşacağımızı, küçük nüansları çok iyi aktardığını düşünüyorum. Bunun için kendisine çok teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim Emre ve Ümit. Gün sonu yorgunluk kahvesini hak etmedik mi? Tabii ki de hak ettik. Ezgi, kahvemizi içiyor muyuz? Evet. Bir yorgunluk kahvesi iyi gider. Çok çalıştık bugün. Oo, afiyet olsun. Arkadaşlar, geldim ofise. Bugün 15 kişi, farklı bir sınıfla başlıyoruz. Öğleden sonra da farklı bir sınıfla yine 9'a kadar buradayım. Sizin de eşlik etmenizi isteyeceğim. Dolayısıyla videom hep, kameram hep açık olacak. Bu sınıflara girmeden önce de bugün neler yapacağım? Bugün biraz kendilerini tanımalarını isteyeceğim. Sorularla onları biraz tanımaya çalışacağım. Onların kendilerini tanımaları için biraz odağı kendilerine çevireceğim. Sonrasında yoğun bir şekilde kariyer eğitimlerine başlayacağım. Bu eğitimlerin de çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Yeni bir sınıf, yeni bir yüksek enerji demek. Dolayısıyla ilk başta onlar beni yüksek enerjili görmeli ki bütün hepsi derse katkıda bulunsun. Bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla yine çok güzel bir enerjiyle güne başladım. Bugün hava -7 dereceydi ve son derece yağmurluydu. Aslında çok zor geldim. Ama şimdi toparlandım, her şey yolunda. Ve derse girmek için hazırım. 3'e kadar bu sınıftayım. Şimdi küçük bir mola verdim. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bir rap yiyorum. Ardından tekrar eğitime geçeceğim. Bu arada karşımda da Ebru var. Eğitimde benim yanımda yer alıyor. O da katılmak istediği nokta olursa o da katılıp katkıda bulunuyor. Dersler bu nedenle çok verimli, çok güzel de geçiyor. Ebru bir merhaba desin bize tekrar. Görüyorum. Ebru'cum selam. Selamlar, merhaba tekrar herkese. Nasıl gelişti bu sınıf, nasıl? Kesinlikle çok güzel bir eğitim oluyor. Sizleri de böyle yakından izleyebilme fırsatı elde ettiğim için çok mutluyum kendi adıma. Burada çok başarılı bir İK'cı. Teşekkür ediyorum. Gelecek vadeden çok başarılı bir İK'cı gerçekten. Teşekkür ediyorum sizler de. O da derslere benimle birlikte katılıyor ve katkıda bulunmak istediği her şeyde girip böyle konuşmalarda bulunuyor. Beni genelde çok genç bir ekip seyrediyor. Dolayısıyla bu gençlere, İK'yı düşünen gençlere neler söylemek istersin? Var mıdır bir tavsiyen Ebru'cum? Kendilerini savunmaktan, istediklerini karşı tarafa aktarmaktan bence geri durmasınlar. Çünkü ilk önce kendimizi tanıyıp karşı tarafa ancak aktarabiliriz. Kendinize değer verin. Karşınızdaki zaten o değeri size verecektir diye düşünüyorum. Süper. Yine Ebru muhteşem konuştu. Saat 19.20 devam ediyorum eğitime. Saat 9 gibi bitecek. Bugün iki sınıf olduğu için böyle. Mutfağa gidiyorum. İçecek bir şeyler alacağım. Sınıf şu an moladan döndüğünden dolayı oyunla başlayacağım. Ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz derslere. Dersler nasıl gidiyor derseniz, sürekli interaktif bir şekilde gitmesi gerekiyor ki enerjileri hiçbir zaman azalmasın. Ve sayısal kökenli olduğu için bu sınıflar, mühendis çıkışlı oldukları için de bu ilgiyi, alakayı sürekli yüksek tutmak aslında gerçek bir performans gösterisi gerektiriyor. Dolayısıyla hem içeriklerin dolu olması gerekiyor, hem de tamamen alanı kullanmanız gerekiyor. Sürekli farklı farklı şekilde düşündürmeniz gerekiyor. Dolayısıyla konuda kendime güveniyorum. Şimdi birazcık 2 dakika kadar mola, ardından derse gidiyorum.
9 oldu ve eğitim daha yeni bitti. Şimdi ben de eve geçiyorum. Görüyorsunuz sınıfı şöyle uğurladıktan sonra ben de artık sınıftan ayrılabilirim. Yarın aynı sınıfta ders devam edecek. 3 gün bu böyle. Ama çok keyifli, çok enerjik bir sınıftı. Algıları çok açıktı. Dolayısıyla ben de çok keyif aldım paylaşımda bulunurken. Bugün de böyle geçti. Şimdi eve gitme zamanı. Bugün hava -7 dereceydi. Bayağı soğuk şu anda. Kar yağıyor. Hafif hafif. Bugün en soğuk güne tanık oldum sanırım. Sabah motorlar çalışmıyordu. Bayağı yolda uzundu. Yorucu bir gündü aslında. Ama çok interaktif bir şekilde olduğu için enerjisiyle beslendim. Çok keyifli bir gündü. Onun için günü güzel sonlandırıyorum. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Bir arkadaşım iş görüşmesinde güzel, böyle olumlu bir cevap aldığı için onu kutluyoruz. Sadece 5 dakika zamanım var. İkinci gün eğitim içeriği çok yoğun hazırladığından dolayı bayağı enerji geçiyor. Hemen bir yemek yiyorum. Ardından ikinci sınıfa geçiyorum. Ve ikinci grup başlar. Ders biter ve herkes yolcu edilir. Saat 21.05'te de ben evime giderim.
Çok keyifli bir ders olduğu için kesinlikle yorgunluk hissetmiyorum. Öğrencilerin meraklı soruları beni hep besliyor. Söylemek istiyorum. 15'te 15 sınıf. Yani 5 gündür 3 sınıf aldım ama 15'te 15'ler gerçekten ilgilerine, alakalarına buradan beni izledikleri için buradan teşekkür ediyorum hepsinin. Gerçekten çok parlak gençler. Gerçekten gurur duyuyorum hepsiyle. İlk de yollarımız burada kesişmiş. Ben kendi adıma çok şanslıyım. Çok şey öğrendim. Umarım bu haftada onlar için çok güzel geçmiştir. Şimdi kahve alacağım. Ardından sınıfa geçeceğim. Görüşmeler bitti. Şimdi yorumlarımı yazacağım ve sonra sınıfla bu görüşmeler sonrası edindiğim bilgiler dahilinde bir feedback paylaşacağım. Çünkü bu jenerasyon çok önem veriyor feedback'e ve benim gerçekten çok değer verdiğim bir durumdur. Her girmiş olduğum sınıfta muhakkak feedback vermişimdir. Ve ardından konuşmalarımızı daha nasıl iyileştirebiliriz? Buna odaklanıyoruz. Kişi olarak değil de genel manada onlara verebileceğim, odaklanarak verebileceğim başka hangi konular var? Bunu ben de anlamış oluyorum. Dolayısıyla şimdi şu notlarımı bir kaydedeyim. Ardından mola vereceğiz. Ardından teşekkür ederim.